Türkiye'nin en büyük sosyal sorumluluk projesi olan Tarih Yazar Çocuklar programına hepiniz hoş geldiniz. Programın akışını arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, protokol konuşmaları ve proje sunumu, tasavvuf barışının simgesi olan Mevlana karakterinin sahne gösterimi, Türk Kale Kahramanı Seyit Onbaşı karakterinin sahne gösterimi, Kadın Türk Kahramanı Kara Fatma ve Nene Hatun'un sahne gösterimi, ünlü Türk yazarı ve gezgirimiz Evliya Çelebi'nin sahne gösterimi. Sayın Kaymakamım, değerli protokol üyeleri, çok kıymetli öğrenci ve velilerim. Bugün Türkiye'nin en büyük sosyal sorumluluk projesi, Tarih Yazan Çocuklar Projesi etkinlik programında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tarih Yazan Çocuklar Projesi, çocuklarımızı kendi öz değerleriyle büyümesini benimsemiş, tarihi şahsiyetlerimizin çocuklarımıza tanıtılması için hazırlanmış, öğretmenlerin himayelerinde, velilerimizin desteğiyle uygulanması hedeflenen bir eğitim projesidir. Bu proje kapsamında tüm okullarımızda günün coğrafyamızdan çıkmış 100 tarihi şahsiyetimizin kitapları bütün çocuklarımıza okutulacak, öğrencilerimiz de ecdadını tanıyacak, kendine doğru rol modeller seçerek geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sini inşa edecektir. Bu projeyle geçmişimizdeki engin tecrübe, bilgi ve birikimi oluşturan tarihe mal olmuş şahsiyetlerimizin gelecek nesillerle buluşturulması hedeflenmektedir. İlkokul öğrencilerimiz için hazırlanan bu kitaplar çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığı kazanmasını sağlayacak, aynı zamanda değerli şahsiyetleri ilkokul yıllarında tanımalarını ve anlamalarını sağlayacaktır. Sevgili öğrencilerim, bu kitapları okudukça atalarımızın ne kahramanlıklar gösterdiğini, ne büyük işler başardığını göreceksiniz. Sizler de bunlardan ilham alarak milletimize yakışacak çok daha büyük işler başaracaksınız. Sözlerime son verirken bu çalışmayı hazırlayan meslektaşlarıma ve öğrencilerime teşekkür ediyor. Projeye emek ve destek veren tüm paydaşlara şükranlarımı sunuyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Milli Eğitim Müdürüm. Aslında proje sunumunu Süleyman arkadaşımız yapacaktı ama ben hem sizi selamlamak hem de çocuklarımızın gözündeki ışığı sahneden biraz görmek istediğim için mikrofonu talep ettim. Tarih Yazan Çocuklar projemizin ana mantığı bu çocuklarımızın Aziz Sancar gibi, İbn-i Sina gibi, Farabi gibi olma ihtimallerini güçlendirmek. Tabii bunu yapabilecek çocuklarımız olduğu gibi kendi ellerindeki imkanlar neticesinde kendi köyünde tarımla uğraşacak, çiftçilik yapacak, şehirde taksicilik yapacak veya mühendis olacak olan çocuklarımızın da ahlaklı, değerli, bizim geçmişteki bilgi örnek şahsiyetlerimizi örnek alarak onlar gibi yaşayacak rol model insanların günümüzdeki versiyonları olmaları için hazırlanmış bir eğitim projesidir. İnsan olması için onlara bir nebze yardımcı olmak, bunu yaparken de sayınlarımız veriyor. Bu projenin yürütülmesinde en büyük desteği sağlayan öğretmenlerimizin her birini samamız nasıl olacak? 6 Kasım'dan sonra başlayacak çat kapı dramalarımız nasıl olacak? Onun örneğini göstermek için şu anda buradayım. Yaz vakti camilerimizde ve Kur'an kurslarımızda bunu çat kapı cami olarak gerçekleştirdik. Orada ben Selahattin Eyyubi'yi canlandırıyordum.
Şimdi ise Çatkapı dramalarımızı okullarımıza, çocuklarımıza sunacağız. Şimdi başlıyorum. Selamünaleyküm sevgili çocuklar. Yok, olmadı. Selamünaleyküm. Harikasınız. Beni tanıyor musunuz? Çocuklar ben çok önemli bir padişahım. Hatta Eyyubi Devleti'nin sultanı olarak geçiyorum. Adım Selahattin Eyyubi. Beni daha önceden duymuş muydunuz? Çocuklar ben Müslümanlar için çok önemli bir belde olan Kudüs'ü fetheden kahramanım. Ve benim bir de lakabım var. Lakabımı biliyor musunuz peki? Çocuklar bana Kudüs'ün Fatihi diyorlar. Kudüs'ün Fatihi Selahattin Eyyubi. Adımı tarihe altın harflerle geçirdim. Şimdi sizlere bu duruma nasıl geldim, adım nasıl tarihe altın harflerle geçirdim onu anlatmak istiyorum. Evet çocuklar, bu bizim Çatkapı drama örneğimiz. Tabii ki de ben şu anda bir İslam kahramanını canlandırdım. Tabii kahramanlarımızın içinde bilim adamları, kadın kahramanlarımız, ondan sonra padişahlarımız da var. Her kahramanın sunumu farklı olacak. Bu millet için, bu vatan için, bu kahraman ordu için
verirse bir hayır kurumuna bağışlarım. Çok güzel bir fikir bu. Efendim, Allah kaleminize güç versin. Uğurlar olsun. Anladım, sen bizleri koru. Şöyle başlamalıyım. Korkma, sönmez bu şafaklarda üzerine asacağız. Sönmeden yurdumun üstünde tutan en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çakma, kurban olayım. Çehrine ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gün, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tutan en son ocak. O benim milletimindir, yıldızı parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Hür yaşarım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibi beynimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbın afakına sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim imam dolu gözüm gibi ser haddim var. Ulusum korkma, nasıl böyle bir imam var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdünü dursun bu ayasız yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkı. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları, alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda. Şehidan fışkıracak toprağa sıksan şu eda. Canı cananı bütün varını alsın bu huda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cuda. Ruhum senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin muhabbetimin gözüne nalahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetler dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde beni inlemeli. O zaman vecdili bir secde eder varsa düşün. Her cihandan ilahi boşanıp kanlı yaşın. Fışkırır ruhum mücerret gibi yerden naşın. O zaman yükselerek ağaça değer belki başın. Dalgalanan sen de şafaklar gibi ey şanlı ilan. Olsun artık dökülen kanlarımızın hepsi helal. Ebedi ya sana yok ırkıma yok izleyen. Hakkıdır hür yaşadım bayrağıma hürriye. Hakkıdır hakka tapan milletimin de istiklal. Merhaba arkadaşlar, ben Gazi Yaşar Gül. Beni tanımak ister misiniz? Ben Diyarbakır Ongözü civarlarında doğdum. Sen ben de her yeni doğan bebek gibi ağlayarak doğdum. Kim bilir doğduğum güzel dünyayı. Almanya'da bir üniversite okurken 2. Dünya Savaşı nedeniyle İsviçre'ye taşınmak zorunda kaldım. İsviçre'de 5 yıl üniversite okuyarak Türkiye'ye geri döndüm ve Türkiye'de 1 yıl tıp üniversitesi okudum ve doktor oldum. Türkiye'de ilk beyin ameliyatına girdim ve ameliyata çıktığımda tüm gözler benim üzerimdeydi. Ameliyat başarılı deyince herkes alkışlamaya başladı. Ve sonra 100 yılı sizi cezası seçilerek madalya kazandım ve buraya varabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar, ben Nasrettin Hoca. Sadece yaşadığım ülkenin değil, tüm dünyanın eşi kaynağıyım.
çağırmak ve dinimize hizmet etmek istiyorum. Ey şehzadeciğim, ciğer parçamız, her işine besmele ile başla. Nimete şükret, belaya sabret. Adaletli ve yardımsever ol. Allah düşünceni mübarek eylesin. Sen önemli savaş taktiklerini biliyorsun. Üstün yetenekli olduğunu hepimiz biliyoruz. Sen sadece iyi bir komutan ve hükümdar değil, aynı zamanda iyi bir mühendissin. Kulesini yapmak, surları aşmak Fatih'in hedefi. Bu büyük topları imar etmek, sevcesi Pandede, Urban'ın görevi. Saldırıya karşı tedbir alındı, 400 parçalık bir donanma var. Bana... Şimdi karşı.
Artık diyar diyar gidip kalbimdeki Allah aşkını dile getirecektim. Arkadaşlar, benim sevgiyle ilgili sözlerimin temelinde hep Allah sevgisi vardı. Sevmenin de bir ibadet olduğunu şu sözlerim çok iyi açıklıyor. Merhamet güzeli görebilmektir. Sevmenin sırrını erebilmektir. Can alem herkes bilsin ki şunu en büyük ibadet sevebilmektir. Annen baban var mıdır? Annen baban var mıdır? Çiçek eydir derviş baba. Annem babam topraktır. Çiçek eydir derviş baba. Annem babam topraktır. Merhaba, ben Naim Süleymanoğlu. Cephe Erkül'le akabeyi dandırıyorum.
Spor hayatım boyunca 3 olimpiyat, 7 dünya, 6 Avrupa şampiyonluğu kazandım. 46. kez dünya rekoru kırdım. Türk ve dünya spor tarihine adımı altın harflerle yazdırdım. Tüm zamanların en ünlü atlarcı seçildim. Arkadaşlar beni yakından tanımak ister misiniz? 23 Ocak 1967'de Bulgaristan'da doğdum. Babam Süleyman Bey, annem Hatice Hanım'dır. Arkadaşlar merhaba, benim adım Fatma Serhan, namı diğer Kara Fatma. Gözü kara bir kadın olduğum için Atatürk bana bu ismi taktı. Beni yakından tanımak ister misiniz? Hemen hemen. Her mevsimi soğuk geçen Erzurum'da doğdum. Erzurumlu Yusuf Ağa'nın kızıyım. Annem yiğit bir Anadolu kadınıydı. Cesareti ve fedakarlığı ailemden öğrendim. Onlar yüreğime vatan ve millet sevgisi kaydı. Evlendikten sonra Edirne'ye taşındım. Savaşın başlamasıyla ben de savaşa katıldım. Başımda örtü, sırtımda ceket, altımda eteklik, ayaklarımda çizmelerim ile artık ben bir savaşçı oldum. Birçok silahlı çarpışmada yer aldım. Atatürk silah kullanmayı ve ata binmeyi bildiğimi duyunca memnun oldu. Keşke bütün kadınlar senin gibi olsaydı Kara Fatma dedi. Cesaretinden dolayı bana bu ismi takmıştı. Benim ismim Nene Hatun. 1857 yılında Erzurum'un Çeperli köyünde doğdum. Erzurum Azizliğin savunmasına katılarak kadın kahramanlarından biri oldum. Ben yoksul bir ailenin el üstünde tuttuğu minik bir çocuğuyum. Annemin ismi Zeliha Hanım, babamın ismi Hüseyin Efendi'dir. Ben ailemle birlikte çok eğleniyorum, çok güzel vakit geçiriyorum. Üçüncü öğrencimiz Berfin Arı. Resim yarışmasında birinci olan öğrencimiz Talha Akın. Çağlar. Ama çok sıkıntılar ya. Biz geri 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 geri